Yapsak'tan merhabalar. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Yiğit Özşener bizimle birlikte. Yiğit'le her zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyor. En son aşınma için buluşmuştuk. Ben o yüzden yine aşınmayla başlamak istiyorum diğer konulara geçmeden önce. Yiğit, aşınma gerçekten çok iyi bir oyundu. O zaman da konuştuk. Şayka Hanım da vardı. Ellerine sağlık. Zaten Afife'de de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldın. Evet. Aşınmaya devam ediyoruz. İyi gidiyor. Seyirci de çok sevdi. Oynuyor. Evet. Zorlu'da ve Alan Kadıköy'de. Alan Kadıköy'de oynamaya devam ediyorum. Çok da keyifli gidiyor. Tabii böyle aşınmayla ödül almış olmak beni ayrıca çok mutlu etti. Yani böyle bir oyunla ödül almış olmak. O yüzden de hani keyfim yerinde o tarafta. Evet. Aşınma. O zaman da konuşmuştuk, izlerken de aynı şeyi düşünmüştüm. O kadar çok yerden, o kadar çok noktadan, o kadar çok mevziden aşınıyoruz ki bir taraftan. Yani o oyunu takip etmek, oradaki mesajları, senin müthiş bir performansın var. Zaten hani o Afife'de aldığın ödül, hani annenin ak sütü gibi helal. Teşekkür ederim. Hiç kolay bir performans değil. Dolayısıyla çok günümüzü anlatan, bugünü anlatan, bizi anlatan. Yani dünyadaki herhangi bir insanın da anlatabilir ama sanki daha çok bir Türk insanının da anlatan bir. Tabii aslında ben hani başından itibaren insanın gelişimiyle ilgili yaptığım konuşmalar onlar. Metni basitçe öyle tarif edebilirim. Hayatta işte başına gelenler, içinden geçtikleri vesaire. Ama tabii bunların üzerimizdeki etkisi, tam da karar anlarında neye göre karar verdiğimiz ve o verdiğimiz kararın bizi nasıl aşındırdığı zamanla, neye katlanmak zorunda olduğumuz, içinde bulunduğumuz suyun nasıl yavaş yavaş ısınmaya başladığı, hatta artık geri dönülmez bir şekilde kaynamaya başladığı ve bizim hala onun dışına atlamıyor olmamız. Bunların hepsinden bahsediyorum. Aileden de bahsediyorum. Anneden babadan da bahsediyorum, bizim üzerimizde korku yaratan her şeyden bahsediyorum, alışkanlıklarımızdan bahsediyorum, ön yargılarımızdan bahsediyorum. Yani aslında hani bizi aşındıran her şeyden ama her şeyden bahsediyorum. Seyircinin tepkisi şöyle, seyircinin tepkisi yok genelde çünkü seyirci kala kalıyor. Evet, kala kalmış. Evet, yani tepki çıkıyor derken insan hemen bir şey duyacağını falan düşünüyor. Evet. Öyle bir şey yok. Genelde ben seyircinin eğiliminin oyundan çıktıktan sonra yalnız kalmak. Evet. Yalnız kalmak talebi şeklinde görüyorum. Yalnız kalmak istiyor seyirci oyundan çıktıktan sonra. Benim biraz bunu düşünmem lazım diyor falan. Yani şey diyenler de oluyor. Biz 4 kişi geldik. Çıkışta 4'ümüz de ayrıldık birbirimizden. Hani yarın görüşelim falan dedik. Aslında buradan çıkışta bir şey yapacaktık da yarın görüşelim falan dedik diyorlar. Oyuna 3 sefer gelen de var. Aynen senin dediğin gibi. Oyun insana, seyirciye öyle öyle noktalardan dokunuyor ki seyirci bir süre sonra metni kaçırıyor. Evet. Doğal olarak kaçırıyor. Çünkü muhtemelen o izleyicinin de özel hayatında bir yere dokunuyorum bir şey söylerken. Ki tam da bunun olduğu bir metin zaten o. Ondan sonrasını kaçırıyor, sonra bir kez daha seyretmeye geliyor. O kaçırdığım yeri şimdi anladım diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Beni çok tatmin eden bir oyun oldu ve hala da oynamaya devam ediyorum. Evet. O zaman da konuşmuştuk zaten. Dalıp gidiyoruz çoğu yerde. Çünkü evet, o meselelere dokunduğunda bir hesaplaşmaya giriyoruz. O yüzden de 2 kere, 3 kere, 4 kere gidilir ve izlenir. Seyircinin pasif olarak seyredemediği bir oyun. Evet. Yani istediği kadar pasif olmak istesin. Olamıyor. Olamıyor. Çok aktif bir seyir eylemi gerekiyor. Otomatikman oluyor. Bu seyircide. Evet, evet. Bu oyunun yaptığı bir şey. Evet, aynen öyle. O yüzden öyle de Şayka'ya teşekkür ediyorum. Evet, Şayka Hanım'a da buradan hem selamlarımızı gönderelim. Bu sezon ben bir daha geleceğim. Bakalım kısmetse önümüzdeki ay. Çok istiyorum. O aşınma hikayem devam etsin. Yani unuttuğum ve es geçtiğim noktaları tekrar atayım. Hatta o da belki de bir senaryo olarak, kitap olarak da yayınlamayı düşünüyordu. Onu da merakla bekliyorum ayrıca. Tabii bir taraftan da bu aşınmayı konuşuyoruz. Senin yaptığın işler hep böyle aslında arka planı sağlam, felsefesi olan, bizi düşündüren işler. Yani sen böyle çok nasıl diyeyim, kolay ya da basit, hani izleyip geçeceğimiz yapımları pek tercih etmiyorsun. Yenisi de öyle, Bozkır da öyle. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Bozkır da arka planı sağlam ve pek çok şeyi düşündüren bir metni olan
Ben standart olarak bütün metinlerin böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bunun hani çok özel bir talep olduğunu düşünmüyorum. Özel o yüzden de hani çok olağan dışı bir şey yaptığım kanaatinde değilim. Bunları seçerek yapıyorum ben. Daha tam metinlerde olmaya çalışıyorum ya da o metnin içerisinde o metni tamamlayıcı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bozkır da bunlardan biri. Evet, aşınma kadar en azından oynadığım oyun kadar temelleri sağlam ve o temeller, o sağlam temeller üzerine yükselen senaryosu var, diyalogları var, hikayesi var. O yüzden de benim elime çok fazlaca malzeme veren, elime çok fazla oyuncak veren ve benim de keyifle, yani oynamaktan keyif aldığım bir dizi Bozkır. Evet. İlk sezon 4 yıl önce yayınlandı. 4 yıl sonra ikinci sezonu geldi. Burada kendine ciddi bir seyirci kitlesi yarattı ve o biriktire biriktire artık sonunda ikinci sezonla çekilsin yahu. Evet, evet. Ben Bozkır'ın ilk sezonu yayınlandıktan sonra da seyirciden ikinci sezonla ilgili çok yoğun bir talep geldi. Çok daha sonra Bozkır'ı keşfedenler de oldu. Ben Bozkır'ı isteyen seyircinin hani bas bas bağırmaktan sesinin bir süre sonra kısılacağını düşünüyordum. Ama kısılmadı. Devam etti. Çünkü hani bir şeyin birinci sezonu ile ikinci sezonu arasında hani 4 sene girmesi, hani burada olağanüstü bir durum olarak bir de bir pandemi yaşadık. Evet. Ama 4 sene girmesi çok da olağan bir şey değil. Ama işte seyircinin sesini dinleyen herkese buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle de Bozkır'ın izleyicilerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Onları farklı ritimde bir ikinci sezon bekliyor. Birinci sezonun dışında. Ve umarım, yani şimdi bir şeyin ikinci sezonunu yaparken hani biraz daha temkinli olur herkes. Acaba birinci sezondaki etkiyi yaratabilecek miyiz diye. Ben burada önce işte Levent Can Tek'e, sonra Şahin hocamıza, yönetmenimiz Şahin hocamıza çok güveniyorum, güvendim ve nitekim sonucun da tatmin edici olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar olmasa biz bu kadar kısa sürede, bu kadar zaman sonra bu kadar tatmin edici bir sonuç alamazdık. Onların desteği, onların varlığı, onların yönetme yetenekleri, yazma yetenekleri, yönetme yetenekleri bizim için çok çok önemliydi. Evet. Orada aslında pek çok şeyin arka planını da görüyoruz Bozkır'da. Bozkır deyince evet siz Anadolu'da çekiyorsunuz. Anadolu'nun Bozkır'ında çekiyorsunuz. Ve oradaki yaşamı da gözler önüne seriyorsunuz. Ben yani şehirde biz şehirde yaşayanlar şöyle bir köy romantizmini, bir taşra romantizmini çok seviyoruz. Ya gidelim emekli olduktan sonra. Hatta emekli olmaya gerek yok. Bir an önce çekip gidelim. Bu Ege kasabası olur ya da Anadolu'da bir kasaba olur, taşra olur. Ama olaylar hiç öyle de değil. Yani sonuçta şehirde yaşadığımız neyse, yani insan her yerde insan ve zaten hayatı zorlaştırıyor. Yaşanılan yeri yaşanılır kılan insan oluyor aslında. Evet. Hani insanın varlığıyla beraber bunu konuşmaya başlıyoruz biz. Hani bir yerin avantajlı veya dezavantajlı olması değil, oradaki insanların nasıl olduğu ve ne niyetle hareket ettikleri, hangi ihtiyaçlarla hareket ettikleri ve bunları nasıl temin ettikleri, çelişkilerinin, çatışmalarının nerede olduğuyla ortaya çıkıyor oradaki yaşam. Aslında oranın kültürü ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her yer Bozkır olabilir. Evet, aynen. Bir de hani kendimizi götürdüğümüzde zaten biz tüm o istemediğimiz, kurtulmak istediğimiz şeyleri de götürüyoruz oraya. Yani şehirli biri bir yere gidiyorsa zaten kendinden de bir şey götürüyor tabii oraya. Tabii kendi yani alışkanlıklarını götürüyorsa, kendi taleplerini götürüyorsa zaten aslında orada yine geldiği yerdeki gibi var olmaya başlıyor. Hani bunu da böyle çok romantik bir şekilde anlatmaya gerek yok. Talepleri aynı olduktan sonra, ne bileyim işte yaşam tarzı aynı olduktan sonra, adalet duygusu aynı şekilde işledikten sonra, doğayla ilişkisi veya ilişkisizliği aynı şekilde devam ettikten sonra, aynı şeylerden korktuktan sonra ne anlamı var ki? Evet, aynen, aynen öyle. Seyfi Amir'e de biraz parantez açalım. Oynadığın karakter Seyfi Amir. Şimdi ben tabii aşınmayla başladık ya, aşınmada sen saniyede kaç kelime kuruyorsun, söylüyorsun bilmiyorum. Çok. Ya ben aşınmada 55 dakika boyunca herhalde hiç durmadan konuşuyorum. Hiç ve çok durmadan. Hızlı ve süratli konuşuyorum. Oyun
herhalde en fazla 4-5 yerde çok kısa süreliğine duruyor. Yani evet. Nefes alabileceğimiz evet, kadar yapıyorsun. Bir durabiliyor yani. O kadar. Evet, aynen öyle. Ama Seyfi Amir de o kadar az konuşan bir Seyfi gibi. Neredeyse hiç konuşmuyor. Seyfi neredeyse hiç konuşmuyor. Seyfi'yi nasıl anlatırsın? Seyfi'yi ben ikinci sezonda daha da iyi tanıdım. Hı hı. Ve yani mesela İkinci sezondan özellikle beni etkileyen bir cümlesi var. Bu da benim için çok önemli Seyfi açısından. Hani insanların iyi şeyler yapabilme yeteneğini seviyorum diyor Seyfi. Biz sanki böyle evet Seyfi hayatta bazı şeyleri başaramamış, kişisel hayatında başaramamış, becerememiş ki bazı onların detaylarıyla da açılıyoruz biz evet, birinci biraz. Bölümde. Aradan çünkü belli bir zaman geçmiş, hı hı. Birinci sezonla falan o sıradaki hayal kırıklıkları, neyi yaptığı, neyi yapamadığı, neyi beceremediği var ama temelde öyle bir şey var ki o aslında bunların yani günlük olup biten, günlük detayların dışında çok daha üst düzeyde bir şeyle ilişkili sürekli etrafına baktığında, onu nereye koyarsanız koyun, bozkıra koyun, şehire koyun, başka bir yere koyun, yani değişik coğrafyalara, değişik topluluklara koyun. Onun bakış açısı öyle. İnsanların iyi şeyler yapabilme yeteneğini seviyor. Her insanın içinde böyle bir şeyin var olabileceğine inanıyor. Aslında umut dolu bir karakter. Böyle sessiz, karamsar gibi görünüyor ama çok umut dolu ve sarsılmaz bir adalet duygusu var. Ve otoriteye... Otoriteye böyle çok da prim vermiyor. Evet, çok minnet etmiyor. Çok da minnet sağlam etmiyor. Değil. Pozisyonunu korumak gibi bir derdi yok. Evet. Öyle hani ben sesimi çıkarmayayım da burada sonsuza kadar durayım falan ki günlük hayattan herhalde şu anda çok tanıdık geliyordur bu. Öyle bir derdi yok. Sarsılmaz bir adalet duygusu var. O da günümüzle herhalde büyük oranda bağlantılı diye düşünüyorum. Çok çok bağlantılı. Hatta Seyfi Amir o emniyet teşkilatının içinde bir amir. Yani evet. Onlardan ne kadar çok olsa o kadar iyi olur ama sadece emniyet güçlerinin içinde değil. Hepimizin, her kurumun, her topluluğun, her ailenin içerisinde Seyfi Amir gibi biri olsa hayat fena olmazdı. Bence de fena olmazdı ama o bir bilinç işte, bir farkındalık düzeyi, onda o var. Önceliği çünkü... Durumu idare etmek ya da dosyaları kapatmak değil. Çıpa attı. Kavramlar çok farklı. İşte mesela adalet duygusu. İşte hiyerarşiye adaleti kurban etmemek. İnsanlara karşı olan iyimserliği, umudu. Yani herkesin içinde vardır bu diyor. Yani bu olasılık. Yani hayat olasılıklarla doludur. Yani Seyfi'de var bunlar. Dolayısıyla ikinci sezonda biraz daha iyi tanıdım ben onu. Evet, biz de daha iyi tanıyacağız herhalde. Evet. Umarım seyirciyi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ben hani biraz zor bir işimizin olduğunu biliyorum, araya da çok zaman girdiğini biliyorum. Ama bunun içinden hep birlikte çıkacağız ve evet. İyi çıkacağımıza eminim ben. Bence de öyle. Hani ilk bölümden izlediğim kadarıyla ve merak ettiğime göre diğer bölümleri de zaten öyle bir mesaj veriyor. Görüntüler de çok iyi bu arada. Evet. Ama tabii çekim öncesinde de seninle konuştuk. Yani görüntü iyi olduğunda her zaman yapım iyi olmuyor. Ben yani. Anlamlı görüntü seviyorum. Evet. Bozkır'dakilerin de Bozkır'a ait anlam ifade ediyor görüntülerimiz. Yoksa onun dışında hani teknik olarak erişilemeyecek bir şey yok bence. En azından hani bizim standartlarımızda teknik olarak her şeye erişebiliyoruz. O yüzden de hani Bozkır'ın görüntüleri de çok anlam yüklü. Evet, aslında bir bütünü oluşturuyor. Evet. Yapımla birlikte. Kesinlikle. Oyunculuklar, yapım, senaryo. Kesinlikle. Hepsi bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir de Furkan var. Evet. Bu sezon. Payidar. Evet. Evet. Biz aslında birinci yani aradan zaman bir zaman atlaması yapıyoruz tabii ama birinci bölüme bir de 6 sene önceki bir flashback'le başlıyoruz. Evet. Bu da işte Payidar'la Seyfi o zamanlar birlikte çalışıyorlarmış ve aralarında talihsiz bir olay yaşanıyor. Ve o talihsiz olayın o acı tadını bugüne kadar getiriyorlar. Ve bugün biz onları ilk defa gördüğümüzde birbirlerine yanaşmak istemeyen, birbirinden kaçınmak isteyen, birbirine hani
Yani eskaza karşılaşıp konuşmak zorunda kalırsak birbirlerine ne diyeceklerini bilemedikleri bir halde görüyoruz. Evet. Ama bir o kadar da birbirleriyle konuşmak ister bir halde görüyoruz. Yani o evet. eskiden beri gelen o acı tadı bırakan meseleyi çözmek istiyorlar aslında ki bu var olan cinayetler için tekrar bir araya gelmek zorunda bırakıldıklarında amirleri tarafından, müdürleri tarafından o yavaş yavaş o aralarındaki o meseleyi de çözecekler. Evet. Zaten birbirlerine olan ihtiyaçlarını ve özlemlerini de evet. ilk bölümde dahi görüyoruz. Aslında ifade ve sonra bunu gerçekten de ifade ediyorlar. Kendileri de ifade ediyorlar. Tabii Payidar yani Furkan'ın oynadığı rol Payidar çok daha şey, çok daha fevri. Evet. Çok daha böyle hani öyle kapıyı açan değil, kapıyı kırarak açan. Her an buna hazır, kavgaya hazır. Onun işte o adaletsizliğe verdiği tepki Seyfi'den çok farklı. Seyfi evet. biraz daha uzun mesafe koşucusu. Evet. Tabii onun bir de tecrübesinden gelen de bir şey var. Tecrübesinden gelen bir ağırlığı da var. Evet. Ama Payidar her an şey yapabilir, parlayabilir, ters bir şey yapabilir, vurabilir, kırabilir. Seyfi bir yandan onu da tutmaya çalışıyor. Evet. Hiçbir şey, yani berbat olmasın diye aslında hiçbir şey. Yoksa Payidar da çok haklı. Evet. Payidar da çok çok haklı. Evet. İşte hayatta bazılarımız Payidar, bazılarımız Seyfi. Evet. İşte bunun dengesini göreceğiz burada. Bunların kendi dengelerini bulma maceralarını göreceğiz. Evet. İşte burada aslında bir yapımı iyi yapan kılan şeyler de o. Kendimizi buluyoruz, başkalarını buluyoruz, yaşamdan çok şey buluyoruz. Çok fazla alt metinde buluyoruz. Evet. Anadolu işin içerisinde, teşkilatlar işin içerisinde evet. pek çok güç var yapımın içinde. Evet. Çok teşekkürler bu keyifli ederim. Sohbet için. Sağ olun. Yeni projelerde görüşmek üzere. En kısa sürede. Sağ olun. Sağ olun. Temamız eğitim ve sanat. Çünkü Atatürk Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi resim öğretmenliği bölümünden mezun olmuş öğrencilerimiz. Ama yıllardır özel ve devlette Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlik yapan, eğitimin içinde birebir aktif olan resim öğretmenlerimizle sanatı kesiştirdik. Çünkü okul koridorlarında öğrenciyken her biri sadece dersleri için, ödevleri için, sınavları için çalışırken sonrasında mezun olduktan sonra bütün performanslarını çalıştıkları eğitim kurumlarında veya kurslarda, güzel sanatlara hazırlık liselerine ya da üniversitelere hazırlık kurslarında öğrencilerine adayan öğretmenlerimiz bu sergi için kendileri için birer eser çalıştılar. Ve o kadar heyecan verici bir hazırlık süreci oldu ki birçoğu bana telefonda hocam çok heyecanlıyız. Bu fırçayı nasıl tutacağız? Kalemi nasıl tutacağız? Hani öğrenciye anlatmak, ders işlemek gibi değilmiş. Çok heyecanlıyız. Mesajları ve konuşmaları yaşadık. Hep motivasyonla bu sergiye hazırlandık. İnanın ben de dün hazırlık sırasında onlarla bir kez daha gurur duydum. Çünkü bu sergideki 55 öğretmenimizin %90'ı benim 2009 yılı itibariyle görev yaptığım Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde yollarımızın kesiştiği öğrencilerim, şimdiki meslektaşlarım. Her biri öğretmen olarak görev yaptığı için sanatçı olarak bir kimlikleri yok. O yüzden endişeleri de ne yapabiliriz de biraz önce anlattığım gibi aslında cevabı orada. Bir tema belirlemedik bu konuda sergi için. İçlerinden nasıl geliyorsa, hangi malzemeyi, materyali nasıl rahat kullanabiliyorlarsa sadece ölçü verdik. Çünkü alanımız büyük olmasına rağmen öğretmenlerimiz çok fazla. En yüksek kenarı 80 santim olsun dedik. Tek belirlediğimiz detay buydu. Onun dışında karşımıza fotoğraf,
seramik, özgün baskı, resim, hatta tekstil ürünleri kullanılarak çalışılan ürünler, çalışmalar var. Bunların yanında sulu boya tekniği, yağlı boya, akrilik tekniklerini tuval üzerine görüyoruz. Karışık, kalabalığız. Aslında biz daha büyük bir aileyiz. Burada sadece 55 öğretmen var. Ama eğitim fakültesinin binlerce mezunu var yıllardır. Gönül ister ki hepsiyle bir yerde sergi açabilmek ama mekan kısıtlamaları ve sınırlamaları var. Bizim için en ideal büyüklük Dolmabahçe Sanat Galerisi'ydi. Sağ olsun yöneticileri bu konuda konumuzu da belirleyerek geldiğimizde çok sıcak ve samimiyetle karşılayıp hemen organize ettiler. Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Beşiktaş'ta. Tam sömestr tatiline getirmeye denk düşürdük çok şükür. Çok da iyi oldu çünkü Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerimiz geldi bu sergiye. Eserlerini gönderdiler ama katılma imkanları olmayacaktı. Sömestr tatiline denk düşmesi de çok güzel oldu. Bu iki haftayı sanatla geçireceğiz. 5 Şubat'a kadar devam ediyor. Berna Türemen Kedi Sanat Evi Eskişehir'de açıldı. Sanatçı Berna Türemen 50 yıldır topladığı kedi tabloları, heykelleri, bibloları, oyuncakları ve çeşitli ev eşyalarından oluşan koleksiyonu ne yapsa anlattı. ...1973 yılında eşim Ali İsmail Türemen'in Kütahya Çin'i bir seramik kedisinin bana armağanıyla bu koleksiyon demeyeyim tabii bu koleksiyon diye başlanmıyor. Ondan başladı. Ardından Cihat Burak'ın seramik kedileri geldi. Ben de tabii hep kedi resimleri yaptığım için sergime gelenler kediniz var mı diye soruyorlardı. Ben de yüzlerce diyordum. Çünkü bir anda birden kediler öyle bir şey ki büyüyor. Koleksiyon da öyle büyüdü ve kedili her şeye dönüştü. O yüzlerce parça şu anda binlerce parçaya dönüşmüş durumda. Ben sanatçıların yaptığı orijinal resimleri, heykelleri toplamaya çalıştım. Ama tabii giderek o her şey oldu. Yani düğmeden şemsiyeye kadar şu anda gördüğünüz her şey kedili. Bu koleksiyon diyeceğim artık birikimim. Evi doldurdu, taştı, atölye doldu. Zaten eve gelen herkes burası kedi müzesi, kedi müzesi derdi. Onların da biraz baskısıyla tabii yıllar içinde bunu ne yapacağınız, aynı evladınızı büyüttüğünüz gibi büyüyen bir koleksiyonu emanet edeceğiniz bir yer lazım. Onun için de Ayvalık'ı, Cunda'yı düşündüm. İstanbul'da çok istediler. Ama tabii ben Eskişehir tercih ettim. Onun nedeni de başta Yılmaz Büyükerşen geliyor sanatçıya olan daima desteği, sanata olan sevgisi nedeniyle. Bir de eşim 12 yıl buradaki güzel sanatlarda çok çalıştı. Her hafta buraya geldi. Burada mavi cam heykellerini üretti. Ben de burada taş baskılarımı, seramik kedilerimi Eskişehir'de yaptım. Ve burada yaptığım parçalar tekrar buraya geri dönmüş oldu. Burası küçük bir ev. Yani bunun daha büyüğünü yapabilirdik. Ama kedinin şirinliğini, o oyun halini belli etmek istedik. Biraz oyuncaklı olsun istedik. Onun için gelenler kedili her şey bulabilecekler. Yani saç tokasından, yani herkesin çocukların da ilgisini çekebilecek. Büyüklerin de tabii çok profesyonel 90 sanatçımız var. Onların yağlı boya, sulu boya, heykel, heykellerde de seramik heykeller, mermer heykeller, metalden yapılmış parçalar. Çok çok farklı üründen. Yani her metal, benim de öyle çalışmalarım. Sulu boya, yağlı baskılar, özgün baskılar, taş baskılar. Doyurucu bir koleksiyon olduğunu ümit ediyorum ama tabii bunun sonu yok koleksiyonun. Daha da büyüyor, daha da büyüyecek. Artık üst üste asarak ama profesyonelliği bozmadan uluslararası sanatçılar da var. Yabancı sanatçılarımız da çok. Bu kadar büyük parça benim hepsi evimde atölyemdeydi ama tabii evdeki kedilerim hiçbirine zarar vermediler.
onlarla birlikte yaşadı ama hiçbiri kırılmadı. Kırılan bir iki parça dışarı koydum bahçeme falan. Onları da ben atmaya kıyamadımdı, kırıkları bile. Burada biliyorsunuz son zamanda kedilere, hayvanlara uğrayan, yapılan işkenceleri, onu biraz hatırlatmak için son bu kırılan kedikleri bile ben atmaya kıyamazken insanlar bu canları nasıl kıyıyorlar, nasıl kesiyorlar, biçiyorlar, onu vurgulamak istedim.